Değerli Ulusal Kanal izleyicileri ve Halkın Sesi Ulusal Radyo dinleyicileri, hepiniz ekranlarınızın başına ve radyolarınızın başına hoş geldiniz. Büyüteç programındayız. Büyüteç günü ve saatiyle karşınızdayız. Ben Anıl Hançerli. Büyüteç programımızı tabii biliyorsunuz özel bir programımız. Türkiye'nin ekonomi siyasetlerini konuşuyoruz. Türkiye'nin ekonomisi nereye gidiyor bunları konuşuyoruz ve neler olmalı, neler yapılmalı bunları konuşuyoruz. Daimi konuğumuz, aynı zamanda programcımız Sayın Hakan Topkurulu'yla, Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı, kendisi Hakan Topkurulu. Sayın Topkurulu hoş geldiniz. Merhaba Sayın Hançerli, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, hepimize iyi yayınlar. Sayın Topkurulu, şimdi önemli başlıklar var tabii ama sıcak bir gelişmeyle başlamak istiyoruz aynı zamanda. Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD'a bir mektup geldi. Geldiği iddia edildi. Amerika Hazine Bakanlığı tarafından bir mektup geldiği iddia edildi ve bu mektupta da Türk iş adamlarının, TÜSİAD'a bağlı Türk iş adamlarının Rusya ile iş yapması halinde, Rusya ile ticaret yapması halinde yaptırıma maruz kalabileceğini, yaptırım riskinin olduğunu bildiren bir mektup yayınlandı ve TÜSİAD'a iletildi. TÜSİAD'da daha sonra bir gün sonrası yaptığı açıklamada da TÜSİAD'da bu mektubun geldiğini doğruladı ve biz Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Maliye Bakanlığı'na bu mektubu ilettik dedi. Yapılan tek açıklama buydu. Şimdi bu meseleyi tabii çok kapsamlı ele almak gerekiyor. Yani işte Ukrayna-Rusya meselesi var. Bu mesele üzerinden bir hem Avrupa'ya hem ABD hem Avrupa'ya hem de Asya'ya yapılan bir dizi ABD'nin yapmaya çalıştığı yaptırımlar silsilesi var. Bu çerçeveden de bakacak olursak hem bu TÜSİAD'ın bu meseleye sessiz kalması hem ABD'nin böyle bir adım atması sizce ne anlama geliyor? Sayın Hançerli, bakın bunun tabii bu tehdidin birkaç boyutu var. Esas olarak benim gördüğüm, izlediğim boyut şimdi anlatacaklarım olacak. Bence de esas önemli olan yanı bu. Şimdi bakın Amerika Birleşik Devletleri kendi kurdukları sistemin gereklerine uymayan bütün ülkeleri terörist devleti ilan ederek yaptırımlara tabi tutuyor. İşte kim bu devletler? Küba, İran, Kuzey Kore, Venezuela. Bu devletlerin bütün günahı, tek günahı Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik ve siyasi koşullarına direnmek. Bunlara karşı çıkmak, kendilerine göre yol çizmek. Eğer siz bunlara direniyorsanız Amerika Birleşik Devletleri sizi terörist devleti ilan ediyor ve terörist devlet olarak da size muhtelif yaptırımlar uyguluyor. Şimdi bakın, ben kaç yayındır, aylardır hatta şundan bahsediyorum. Diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti burnunun dibindeki İran'dan akaryakıt almıyor. Değil mi? Evet. Yani şeyle getirtiyoruz biz işte Nijerya'dan getirtiyoruz petrol, uzak ülkelerden Suudi Arabistan'dan Amerika'dan petrol getiriyoruz. Amerika'dan petrol değil doğalgaz getiriyoruz. Ama yani aynı hesap tabii enerjiyi oradan getiriyoruz. Burnumuzun dibindeki İran'dan bir varil petrol. Neden? Nedeni şu. Bakın. İran'dan doğalgaz alıyoruz. Çünkü bizim doğalgaz dış alımımız kamunun, devletin. Bakın bir yere bağlayacağım. Devletin olanla devletin olmayan anlamında. Ama akaryakıt ithalatımız tamamen özel sektörün. Ham petrol olarak Tüpraş ve Star Rafineri. İki tane özel şirket, özel grubun rafinerisi. Yurt dışından ithalat yapıyor ve ama İran'dan bir varil petrol almıyor. Neden? Çünkü Amerika İran'a yaptırım uyguluyor ve bu yaptırımlardan dolayı da
Eğer siz İran'dan akaryakıt alırsanız Amerika'nın yaptırımlarına tabi olacağınız korkusuyla özel sektör bu işe girmiyor. Şimdi gelelim bu tehdide. Şimdi biliyorsunuz 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya Ukrayna'ya silahlı olarak müdahale etti. Ve onu ben burada yine tekrarlamak zorundayım. Çünkü böyle bir anlatım Rusya'yı saldırgan olarak sanki tanımlayan bir şeydir, tanımdır. Rusya NATO'nun kendisini boğmak için oluşturduğu kuşatmayı yarma harekatı düzenledi. Bu işin aslı budur. Kuşatma harekatını, kuşatmayı yarma harekatıdır. 24 Şubat'ta başlattığı ve Batı Atlantik ülkeleri merkezli müthiş bir kara propaganda başlatıldı. İşte Rusya saldırıyor, günahsız Ukraynalıları öldürüyor. Çocuklar, siviller perişan, şudur budur. Ve bu propagandaya bağlı olarak da ekonomik yaptırımlara başladılar. Nedir ekonomik yaptırımların ana amacı? Rusya'nın ekonomik olarak ihracatının belini kırmak ve Rusya'nın ihracat yapamadığı için de ekonomik olarak çökmesini hedeflemekti. Fakat tabii bu şeyi kim çekti? Bu saldırının, ekonomik yaptırım saldırısının başına Amerika Birleşik Devletleri. NATO bünyesindeki ülkeler de kendi içindeki Gladio güçleri, yani Amerikancı güçler, CIA güçleri aracılığıyla bu yaptırımlara uymak zorunda kaldılar. Bakın, Avrupa ülkeleri buna uymak zorunda kaldı. Ve bu yaptırımlar başladı. Rusya şunu ilan etti. Ben dedi, dost olmayan ülkelere %33 indirimli ihracat, enerji ihracatı yapacağım dedi. Akaryakıt ihracat yapabilirim dedi. Özür dilerim, dost olmayan ülkeler haricinde. Evet. Tabii öyle Rusya öyle açıkladığı için öyle söylemek zorunda kaldım ama doğru, dost olmayan ülkeler haricindeki dost ülkelere yapacağım dedi ve bu ihracatı yapmaya başladı. Şimdi Türkiye burada arada bir pozisyon aldı. Ne yaptı? Ben dedi, Ukrayna ile de beraberim ama Rusya ile de beraberim. O benim işte komşumdur, şudur budur. Enerji almaya Türkiye devam etti. Şimdi Türkiye enerji almaya devam edince özel sektörde Rusya'dan petrol alımına devam etti. Ya şöyle bir yere geldi iş. Ben bunu geçen programda yayınlamıştım. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı akaryakıt iki katına çıktı geçen yıl. Toplam akaryakıt ithalatının %24'ünü Rusya'dan yaparken Türkiye bu yıl %44'ünü, Mayıs ayı itibariyle %44'ünü akaryakıt ithalatının Rusya'dan yapmaya başladı. Evet. Burada fiyat düşüktü, alçaktı, ona girmek istemiyorum. O ayrı bir konu. Tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyine uymadı. Yaptırım şeyine, politikasına ve Rusya'yı boğma politikasına uymadı. Bunu bir yerden Amerika Birleşik Devletleri cezalandırmak zorundaydı. Ve bakın şimdi acizliğe bakın. Sayın Hançerli, buradaki durum aslında çok vahim. Batı açısından, Atlantik açısından çok vahim. İran yaptırımını Türkiye'ye öyle bir uyguladı ki Amerika Birleşik Devletleri, Halk Bankası'nın genel müdür yardımcısını esir aldı. Evet. Bakın, hapse attı demiyorum. Hatırlar mısınız? 2 yıl kendi zindanlarında bizim bürokratımızı, şimdi soyadını hatırlayamayacağım. Hakan Atilla, yaşayın. Hakan Atilla'yı esir aldı. 2 yıl hapishanede tuttu. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti İran'dan öyle alengirli bir şekilde petrol alımına devam ediyordu. Hatta işte altın, yok şeyleri hatırlayın.
ayakkabı kutusunda dolar çıktı falan. Bu olaylar dolayısıyla Rusya, özür dilerim, Amerika Birleşik Devletleri Türk devletine ambargo uygulama tehdidi yolladı ve Halk Bankası'na dava açtı. Halk Bankası'nı uluslararası para ticaretinden de atmaya çalıştı. Ama işte Türk devleti biraz taviz verdi bilmem ne falan. O işlerin İran'dan petrol alımını kesince o işler duruldu. Bakın, tek sebebi bizim İran'dan petrol almayı kesmemizdi Sayın Şerli. Halk Bankası'nın davasının devam etmemesi. Aslında o dava devam ediyor. Askıda tutuyorlar o davayı. Evet. Ama bir farklılık oldu Sayın Ançerli. Dikkat edin. Amerika Birleşik Devletleri İran'la ilgili yaptırımı bize her türlü yoldan bizim bürokratımızı, bizim bankacımızı esir alarak yapabildiği halde bugün devlete herhangi bir tehdit yollayamıyor. Çünkü devletin bunu kabul etmeyeceğini biliyor. Özel sektöre el altından mektup yolluyor, el altından tehdit ediyor. Muhtemelen bizim özel sektör de bu tehdidi yemeyince, bu tehdidi Wall Street Journal gibi kendi kontrollerindeki medya aracılığıyla mektubu açığa çıkartıp basına sızdırıp bak tehdit ettik sizi demeye kadar getiriyor. Anca gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin özel sektöre yetiyor ve o da anca açık açık basına sızdırarak tehdit edebiliyor. Evet, evet, burada TÜSİAD zayıf, doğal da bir şey bu. Yani doğal dediğim büyük burjuva, Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği içinde maalesef bir burjuvazimiz var. Direnmediler buna karşı. Hı hı. Sessiz sedasız işte biz bu mektubu bakanlıklarımıza verdik falan feşmekan dediler. Ama burada bakın asıl görünmesi gereken nokta, asıl bakılması gereken nokta ABD'nin artık ne kadar aciz içinde olduğu. Devletleri kontrol edemediği, ancak gücünü özel sektöre yetirebildiği, özel sektöre de artık gizli, eskiden gibi gizli talimatla yapabildiği işi artık basın organlarına çıkarıp açık açık o tehdidi yapmak zorunda kalıyorlar. Bakın o da tutmayacak Sayın Ançerli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya ölçeğindeki saltanatının sonu geldi. Artık tel tel dökülüyorlar. Tel tel döküldükleri için bu tehdit de tutmayacak. Evet. Bu aslında Türkiye'nin politikası açısından da gelen durumu özetliyor gibi Sayın Topluluğu. Yani daha öncelerde de konuştuk işte bu denge politikası meselesi. Yani Türkiye hem Ukrayna'yla hem Rusya'yla işte hem ABD'yle hem Çin'le hepsiyle her şekilde görüşebiliyor oluşunu bir diplomasi başarısı olarak hep anlattı iktidar ve çevresi. Ama görüyoruz ki ne kadar işte hem Rusya tarafından hem ABD tarafından Türkiye'nin yaptığı işler, yani bu diplomasi başarısı anlamında söylüyorum, yaptığı işler övülse de bu yaptırım kıskacı bir şekilde yine Türkiye'ye geldi ve Türkiye'yi de bu yaptırım ABD'nin deyimiyle yaptırım riski altına aldı. Yani burada dengenin de bir sonuç vermediğini görmüş oluruz aslında. Sayın Ançerli, bakın ben onu çok fazla dert etmek istemedim. Hı hı. Yani evet Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti iktidarı Atlantik'le Avrasya arasında bir denge tutturup oradan bir yerlere ulaşmaya çalışıyor. Hı hı. Bu hatalı bir politika. Hatalı bir politikanın olmasının nedeni şu: Amerika Birleşik Devletleri artık o kadar açıktan tehdit ediyor ki Türkiye'yi. Yunanistan'ın her tarafında Türkiye'ye yönelik askeri üsler var.
Yunanistan neredeyse Amerikan işgali altında bugün. Ve bu işgalin tehdit ettiği yerde Türkiye açıkça. Yani Atlantik sınırını artık şeye kurdu, Yunanistan'a kurdu. O hala Avrupa Birliği hayali görenler falan da o hayallerini artık zaten unuttular da artık kalmasın. Çünkü Atlantik sınırını Yunanistan sınırına getirdi, kurdu. Evet. Orada ne kadar direnebilecekler göreceğiz. Evet, bu denge politikası her iki tarafı her iki tarafa yaranma politikası sonsuza kadar gidebilecek bir politika değil. Bir yerde netleşmek ve şey yapmak zorundasınız. Ki biliyorsunuz biz Birinci Dünya Savaşı'nda İkinci Abdülhamit döneminde Batı'ya yardakçılık yapmaya çalıştı Osmanlı İmparatorluğu. Batı'nın yanında yer almaya çalıştı. Batı onu üzerinden attı. Neden? Ya zaten söz konusu olan Birinci Dünya Savaşı'nın esas hedefi Osmanlı İmparatorluğu'nun coğrafyasında, haritası içinde olan yerlerin işgal edilmesi ve paylaşılmasıydı. Bu bölgeler petrol bölgeleriydi. Suudi Arabistan, Irak, Suriye bu bölgelerin işgaliydi. Boğaz'ın, İstanbul'un Rus Çarlığı'na teslim edilmesi şeyiydi. İzlenecek politikalar. Biz buna direnmeye çalıştık ama baktık ki İngiltere, Fransa'nın yapmak istediği bizim direndiğimiz şey konular. Biz ne yaptık? Bizi bütün olarak kabul eden Almanya ile o dönem Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla beraber hareket etmek zorunda kaldık Birinci Dünya Savaşı'nda. Şimdi de aynı senaryo var. Emperyalizmin, Atlantik'in parçalamak istediği ülkelerden biri, en baştakilerden biri Türkiye Cumhuriyeti. Yıllardan beri PKK ve FETÖ ile Türkiye'yi parçalama tezgahları kuruluyor. Şimdi bunu bile bile iktidar Suriye'nin kuzeyine on binlerce tır silah yığıldığı ve bu silahların Türkiye'ye karşı kullanılacağı bilindiği halde Tayyip Erdoğan hükümeti denge politikası izlemeye çalışıyor. Bu Birinci Dünya Savaşı öncesinde uygulanan politikalarda olduğu gibi tutmayacak, sökmeyecek. Çünkü tehdit sensin zaten. Karşı taraf seni bölmek, parçalamak için hareket ediyor. Seni niye affetsin, seninle niye beraber hareket etsin? Onun için ama buradaki bakın esas meseleyi doğru görmek, doğru okumak lazım. Evet, iktidar maalesef şey davranıyor, ikili davranıyor. Yaptırımlarına, tehditlerine zaman zaman göz yumuyor. O tehditler kapsamında hareket ediyor ama o kadar mecalsiz ve o kadar aciz durumdalar ki Türkiye'ye şunu diyemiyorlar. Bakın eskiden olsa Türkiye'ye aslında bunu demelerine bile gerek kalmazdı. Sen Rusya ile ticaret yapmayacaksın. Hava sahanı Rus uçaklarına kapatacaksın. Bir tane bile Rus turist kabul etmeyeceksin. Evet. Der ve bitirilirdi bu iş. Ama bugün bakın devlete bunu kabul ettiremiyor Amerika Birleşik Devletleri. Belli bu, çok açık. Çok açık. Antalya Havalimanı'nın büyütülmesi tartışılıyor. Yani Rus turistlerin. Ya işte düşünün. Bakın Türkiye'ye gelen turistlerin bir numaralısı Almanlar, iki Ruslar, üç İngilizler. Almanlarla İngilizlerin gelme sebebi de Türkiye onlar için bedava ülke oldu. Alman İngiliz proletaryası gelip tatil yapıyor bizim 5 yıldızlı otellerimizde. Evet. Yani maalesef böyle bir durum. Ha, buyursunlar gelsinler. Alman İngiliz proletaryası da misafirimiz ama ben içinde bulunduğumuz koşulları anlatmak için böyle söylüyorum. Evet. Ama sonuçta Ruslar da çok ciddi bir şey. İstanbul Havalimanı o kimsenin beğenmediği, ben bile zamanında beğenmedim yeri yurdu bilmem nesi açıkçası ama beğenmediğimiz İstanbul Havalimanı şu anda rekorlar kırıyor. Avrupa'nın en çok müşteri
alan yapan havalimanı, evet, sefer uçuş yapan havalimanı, şaka değil bu. Bakın bunun rakibi, İstanbul Havalimanı'nın rakibi İngiliz Heathrow, Fransız De Gaulle Havalimanı, Almanya'nın Hamburg Limanı, Stuttgart Limanı. Bakın bizim İstanbul Havalimanımız bunları geçiyor ve kapasitesinin tamamını kullanmıyor daha İstanbul Havalimanı. Evet. Bakın en az iki kat daha sefer kaldırabilecek İstanbul Havalimanı'nın yapısı var. Amerika Birleşik Devletleri bunu görüyor. Ama artık Asya ülkeleri direnme pozisyonundalar. Bakın Rusya saldırı pozisyonuna geçti Atlantik'e karşı. Bunun Türkiye'deki etkisi, Türkiye'de artık bu tehditlere pabuç bırakmıyor. Evet, Tayyip Erdoğan hükümeti şey yapıyor, böyle arada kalıyor. Evet, bizim maalesef büyük burjuvazimiz tehdidine bırak seni ben adam yerine koymuyorum deme cesaretini gösteremiyor. Gösteremeyecek onlar da. Anca Türk milleti bu şeyi gösterebilir ve Türk milletinin gerçek şey Yol Vatan Partisi, gerçek lideri Vatan Partisi bu şeyi gösterebilir. Refleksi gösterebilir ki Sayın Perinçek TÜSİAD'ın canını okudu. Nerede dedisi kaldı dedi. Evet. Sizin serbest piyasanız dedi. İşlerini bitirdi zaten. Bakın Sayın Perinçek'in o cümlesi bunların ve Cumhurbaşkanı'nın, bakın bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı ekonomiyle, Sayın Nebati ekonomiyle ilgili her konuşmalarının bir yerine mutlaka şunu sokuştururlar. Biz elbette serbest rekabetçi ekonomiyi takip ediyoruz ve onun savunucusu, onun hadi uygulayalım o zaman. Hadi serbest rekabet, Rusya ucuza veriyor petrolü, doğalgazı onlardan almaya devam et. İran'dan al bakayım serbest rekabet. İran belki Rusya'dan daha ucuza veriyor, akaryakıtı verecek. Ama bizim cesaretimiz yok ki. Ha, şimdi buradaki işte burada şeyi doğru görmek lazım. Artık Atlantik sistemi büyük çöküşte ve bakın Atlantik sisteminin muhtemelen büyük çöküşünün başlayacağı yer bizim beklediğimiz yerler olmayabilir. Bakın Atlantik sistemi Japonya'dan çözülebilir. Bu söylediğimin altını çiziyorum. Atlantik sistemi ilk Japonya'dan çözülmeye başlayabilir. Çok uzaklardan ama oradan. Ondan sonrası biliyorsunuz zaten. Macron açıklama yaptı. Macron ne dedi? Ya biz biraz fedakarlık yapmaya zorundayız. Bizim o bolluk dönemlerimiz artık bitti dedi. Ya artık Yeni Gine'den Yeni Gine'yi hapsederek, Yeni Gine'yi işgal ederek, Gana'da darbe yaptırarak oradan nükleer enerjiyi alıp, bedava nükleer enerjiyi alıp kullanma dönemlerimiz bitiyor Sayın Macron. Artık Fransa'nın bu dönemlerinin sonuna geliyorsunuz. Siz artık bizler gibi yaşayacaksınız, bizler gibi tüketeceksiniz. Asya ülkeleri gibi olacaksınız, Afrika ülkeleri gibi, Latin Amerika ülkeleri gibi olacaksınız. Çok uzun zaman olmayacak. Bakın dolar euroyu geçti, baskıladı. Parite birin altına düştü. Paritenin birin altına düşmesi Avrupa'da büyük panik yarattı. Avrupa'da çünkü satın alma gücünün düşmesi demektir bu Avrupa'da. Bakın sonuç nereye gidecek biliyor musunuz? Amerika, özür dilerim, Avrupa Merkez Bankası'nın bir civarında faiz arttıracağı konuşuluyor. Almanya'da ÜFE, üretici fiyatları 37'ye geldi. %37. Türkiye ile yarışacak neredeyse Almanya'daki enflasyon. Bakmayın onlar şimdi siz şu ana kadar şeyleri vardı. Belli ölçüde ekonomilerini finanse edebiliyorlardı. Ekonomilerini finanse edebilecek
güçleri de kalmayacak onların. Bakın o güçleri de bitiyor. Kış geliyor. Halep uzak, Arşın yakın. 2 ay sonra doğalgaza ihtiyaç duymaya başlayacak. Çok müthiş kuraklık yaşanıyor Avrupa'da. Avrupa'nın o güldür güldür akan nehirleri, Tuna Nehri, Ren Nehri, Sen Nehri, İtalya'nın Po Nehri kurudu. 600 yıldan beri yaşamadıkları kuraklığı yaşıyorlar. Bakın bunlar şaka değil. Yani Allah bunlara öyle büyük cezalar veriyor ki bu kadar olur yani bu iş. Evet. Sen Rusya'yı cezalandırmaya, o insanları boğmaya, yok etmeye çalışıyorsun. Ama esas büyük cezayı sen alıyorsun. Ne nehir taşımacılığın kalır. Bakın nehir kenarlarındaki nükleer santralleri, nükleer yakıtları olsa da çalıştıramayacaklar. Niye biliyor musunuz? Çünkü o nükleer santrali soğutacak su bulamayacaklar. Nükleer santraller çok büyük soğutma ihtiyaçları duyan enerji tesisleridir. Deniz kenarındakilerde sorun yok ama nehir kenarındakiler, bakın Fransa, bakın yeşil enerji bitti. Hani nerede karbon izi? Hani nerede karbon izi? Sorun Avrupalılara. Hani karbon iziniz? Nerede yeşil? Hani karbonu yok edecektiniz? Kömür santrallerini geriye kurmaya başladılar. Ne oluyor? Nükleer enerji TÜKAK'aydı. Bize nükleer santral kurdurmamak için o Greenpeace denilen CIA ajanı örgütlerini üzerimize salıyorlardı bizim. Ne oldu? Nükleer santrali yeşil santraller ilan ettiler. Yeşil enerji, kömürü yeşil ilan edecekler, evet, bakın. Diyecekler ki çam ağacından, ağaçlardan oluyor kömür. O da yeşildir. Evet. Sorun yok. Biz devam edeceğiz fosil yakıt yapmaya. İkiyüzlü sahtekarlar bunlar. Bunların bir dediğine bakın, Allah bir dense inanılmaz bu sahtekarlara. Geçtiğimiz günlerde İlyas Gümrükçü, Trabzon muhabirimiz, Rize'de bir belediye başkanıyla röportaj yapmıştı. Röportajda çaydan kömür üretmeye başlamıştı Rize'deki üreticiler. Avrupa'ya da bunu önermek lazım o zaman. Yani yeşile alacaklarsa kömürü eğer, bu çaydan kömür üretme meselesinden başlayabilirler gibi. Evet, çay. Biz meşeden de kömür üretiyoruz mangallarında. Aynen. Güzel kebap yapabilirler bizim meşe ağaçlarımızın kömürlerinden. Evet. Ama çok büyük sahtekarlar Sayın Hacerli. Bakın o kadar kandırdılar bizim halkımızı. Yok altın madenleriyle ağaçlarınızı bilmem ne yapıyorsunuz, yangınlarınızı söndüremiyorsunuz. Hadi söndürsünler bakalım yangınlarını. İspanya, Yunanistan cayır cayır yandı. Orman kalmayacak neredeyse bunlarda. Bunlar o kadar hain ve o kadar içten pazarlıklı ülkeler ki, bunlar pandemi sürecinde birbirlerinin sağlık ürünlerine el koydular, gasp ettiler. Yani Batı'nın uygarlığı yerin dibine batsın, onların uygarlığı yerin dibine batsın. Esas uygarlık bizde. Bakın bizde ne zengin ne fakir bir günden bir güne ben aşı olmadım, ben geciktim, budur demedi. Herkes sırasını bekledi. Herkes sırayla aşısını oldu. Arada suistimal olmamış mıdır? Olmuş olabilir. Ama o suistimali bile şey yapabilecek, hazmedebilecek milletleriz biz. Ama onlar birbirlerinin uçaklarına, birbirlerinin tırlarına el koyacak kadar alçak, uygarlıktan, medeniyetle yakın uzak ilişkileri olmayan, çürümüş, pedofiliyi normal olarak telaffuz edebilecek o şey, karşı cinsiyet ilişkilerini normalleştirebilecek ruh haline sahip, uyuşturucuyu serbest bırakacak ruh haline sahip ülkeler bunlar. Bunlardan bir şey olmaz. Çok affedersiniz. Bir cacık olmaz. Bu saatten sonra da bunlardan bir şey olmaz Sayın Hançerli. Bakın aczlerini tekrarlıyorum. Bizim korkak, dizleri titreyen büyük burjuvazimizi
korkutmaya güçleri yetiyor bunların. Bakın onları bile korkutamamışlar ki gazetede çıkarıp bak biz size böyle öcü gönderdik demek zorunda kalıyorlar bunlar. Düşünün içine düştükleri aczi, o büyük üzerinde güneş batmayan imparatorluk İngiltere ve dünyanın altı okyanusunda filolar gezdiren Birleşik Devletler. Ne Çin taktı sizi, o Tayvan'da canınızı okudu. Ödünüz oldu, birbirine karıştı. O Pelosi'yi gönderdiniz 90 yaşında kadını Tayvan'a. Kendinde miydi akli şeyi onu da bilmiyorum da o kadından medet umdunuz ancak Tayvan'a aklınız sıra tehdit etmeye kalktınız Çin'i ama canınızı okudu Çin Halk Cumhuriyeti. Hiçbir tehdidiniz sökmüyor artık dünyada. Artık Atlantik sisteminin tehditleri bizim burjuvaziyi bile korkutmuyor. O kadar aciz içindeler. Evet, Sayın Topkoğlu, şimdi Batı'nın çöken bir yapısı ve aynı zamanda işte Asya'nın da yükselen, büyüyen bir yapısı, bunu konuşuyoruz hep. Şimdi bu aynı zamanda yani Türkiye'nin işte TÜSİAD üzerinden iş insanlarının hedef alınması, tehdit edilmesi gibi bir mesele var. Ama bir yandan da tarihin içine bakarsak yaptırımlar aynı zamanda fırsatları da bir beraberinde getiriyor. Şimdi yakın zamanda da sizin de bildiğiniz üzere Vatan Partisi'nin başlatacağı bir altın fırsatlar toplantısı olacak. Rus iş adamlarıyla, Rusya'dan gelecek olan sektör temsilcileriyle. Yaptırımlar bir yanda dururken ve Türk iş insanının bir kısmı diyelim, yani TÜSİAD'ı iş insanlarımızın tamamı olarak saymıyoruz. Türk iş insanlarının bir kısmı bu ABD tehditlerine boyun eğerken bir kısmı da fırsatları görüp bu fırsatlarla birlikte yeni bir alan açıyor kendisine buralarda. Bunu nasıl görmek lazım? Yani nasıl ilerler bu süreç? Rusya ile ilişkiler, Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkiler, bu altın fırsatlar toplantısı burayı nasıl etkiler sizce? Bakın Sayın Hançerli, bu konuyu açtığınız iyi oldu, bu soruyu sorduğunuz. Bakın o toplantı Eylül sonunda biri İstanbul'da, diğeri Antalya'da olmak üzere iki yerde yapılacak. Hı hı. Ve o kadar büyük ilgi var ki biz oraya kimleri alalım falan derken nasıl sınırlayacağımızı şaşırmaya başladık. O kadar büyük ilgi var ki o toplantılara Türk iş insanlarından. Müthiş bir ilgi var ve göreceksiniz Türkiye ile Rusya karşılıklı olarak ticaret hacmini çok büyük yerlere çıkartacaklar. Çok büyük yerlere çıkartacaklar. Vatan Partisi de bu işin önderliğini yapıyor. Türkiye'de Rus Devleti ile birlikte Odalar Borsalar Birliği ile Türkiye'deki iş insanlarının temsilcilerinin temsilci kuruluşlarıyla birlikte o salonlar iş insanlarıyla dolup taşacak. Bakın ben söyleyeyim, bir buçuk ay zaman kaldı. Çok büyük ilgi var. İnsan, onun için ben şundan eminim. O Amerika Birleşik Devletleri bakın tehdit etti. Kimse bunu amiyane tabiri yemeyince, takmayınca Amerika Birleşik Devletleri'nin tehdidini, bunu gazeteye sızdırıp ulan ben seni tehdit ediyorum, benim tehdidime dikkate alsana demek zorunda kaldı Atlantik güçleri. Bakın ben içinde olduğum için biliyorum. Türk iş insanları Rusya'yla karşılıklı olarak bu büyük altın fırsatları değerlendirecekler. Hem Türkiye hem Rusya bu işten çok büyük paralar kazanacak. Komşu iki ülke Karadeniz üzerinden müthiş işler yapacaklar ve dünyada her ikisi de büyüklüklerini katlayacak duruma gelecekler. Birinde enerji var. Bakın Rusya'da enerji var. Müthiş bir ham madde var. Uranyumundan, paladyumundan tutun bir sürü ham madde var doğalgaz ve
akaryakıt haricinde, petrol haricinde Türkiye'de müthiş bir iş gücü ve insan şeyi var, girişimci zekası var. Sadece o insanlarımıza yol göstermek bile o insanlarımızın önünü açma konusunda yeterli oluyor. Bizim iş insanlarımız müthiş enerjik ve zeki iş insanları, ne olacağını, geleceği çok iyi kavradılar ve biz önünü alamıyoruz talebin. Size öyle söyleyeyim. Çok çok güzel. Yani bu aynı zamanda bir şeyi de getiriyor. Yani şimdi örneklerini konuşuyoruz işte Suriye meselesinde. Vatan Partisi her toplantıda, her konuşmada ısrar ve sonuçta bu neticede bir noktaya geldi Türkiye-Suriye ilişkilerinde ve şu an Vatan Partisi Doğu Perinçek'in başkanlığında bir heyetle Şam'a gidecek, Esad'la görüşecek. Bir yandan işte bu yaptırımlardan bahsediyoruz ve altın fırsatlardan bahsediyoruz. Bu da Rusya ile olan ilişkileri bir noktaya getirecek gibi. Yani bundan sonrasında Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri nasıl etkileyecek bu durum sizce? Şimdi bakın, Rusya ile ilişkileri nasıl etkileyecekten ziyade bir de Suriye başlığını açmak lazım burada. Hı. Bakın, Vatan Partisi yıllardan beri şunu söylüyor. Devletimiz Suriye devletiyle, Başar Esad'la ilişkileri tekrar kurmak zorunda. Çünkü çok büyük tehditler var Türkiye'ye karşı. Suriye ile biz anlaşırsak Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da kalamaz, kılını pırtısını toplayıp dönmek zorunda kalır ve Türkiye tehditlerle baş eder. Türk devleti artık bu işin şeyine geldi. Tahran'da yapılan üçlü zirvede, Rusya, Türkiye, İran üçlü zirvesinde bu konuda görüşüldü ve Türk devletinin artık Suriye ile birlikte hareket etme ve görüşme ve önünü açma zamanının geldiği belli oldu. Vatan Partisi heyeti Başar Esad tarafından, Suriye devleti tarafından davet edilmişti. Yıllardan beri bakın davet ediliyor Vatan Partisi heyeti Sayın Perinçek Şam'a, ama bugün Şam ziyaretinin gerçekleşmesiyle ilgili adımlar atıldı. Eylül içinde ayrıca Vatan Partisi heyeti Sayın Doğu Perinçek Başkanlığında Şam'da Beşar Esad ve Suriye Devleti ile görüşmeler yapacak. Ve görün siz, bakın, Suriye ile ilişkiler şöyle bir olay yaratacak Sayın Hançerli. Tılsımlı değnek. Suriye'ye biz dokunduğumuz anda o tılsımlı değnek bizim ilişkilerimizi ısındırdığı anda tılsımlı değnek Suriye'ye zaten değmiş olacak. Aynı zamanda Türkiye'ye de değecek. Göreceksiniz, Türkiye'nin önü müthiş bir şekilde açılacak. Korkmayalım, bize yaptırım yapamazlar. Bize yaptırımı uygulayamazlar. O günler artık geçti. Artık o işlerin önü bitti Sayın Hançerli. Artık İstiklal Marşımız nasıl başlıyor bizim? Korkma, değil mi? Evet, artık bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Türkiye'nin önü son derece açıktır. Cesur adımlar gerekiyor. Bir şimdi tabloyu görmek lazım. Yani işte İran'la ilişkiler diyoruz, Suriye, Irak ve en son geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama da Suriye ile ilgili. Biz diplomatik ilişkileri hiçbir zaman kesip atamayız. Devletler arasında böyle bir şey olmaz minvalinde bir açıklama yaptı. Bu da işte yeniden görüşmeler meselesinde Erdoğan'ın da, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da olumlu bir mesaj verdiği olarak okundu. Ve aynı zamanda da yine açıklamasında bence önemli noktalardan biri Sayın Erdoğan'ın, hedefimiz bölgesel barışı tesis etmek dedi. Yani burada işte bu bölgesel tesisin içinde, yani barış tesisinin içinde Suriye var, İran var, Irak var. Şimdi bu sağlandığında, yani zaten Vatan Partisi'nin defalarca dile getirdiği bir mesele bu. Artık Cumhurbaşkanlığı düzeyinde de dile getiriliyor. Bu mesele sağlandığında
Türkiye'nin komşularıyla ekonomik, askeri, siyasi işbirlikleri sizce nasıl ilerler? Yani burada artık yeni bir dönem diyebilir miyiz? Suriye'de yeni bir dönem başlatıyor Türkiye gözüküyor. Diğer ülkelerle de yani bölge ülkeleri de yeni bir dönem başlıyor mu sizce? Bakın Sayın Hançerli, benim çok verdiğim bir örnek var. Ben bunu tekrarlamak istiyorum. 1929 yılına kadar Türkiye, evet Kurtuluş Savaşı'nı kazandı falan ama işte sanayileşmesini özel sektöre bağladı falan, devlet altyapı yatırımlarıyla uğraştı, işte tren yolları, raylar yaptı. 1929'da bir şey oldu. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti şunu gördü: bu iş böyle gitmez. Ve ray değiştirdi Türkiye. Bakın 1930 yılı Türkiye'nin çok önemli kritik ray değişimlerinden biridir. Devletçilik modeline döndü Türkiye. Bakın Türkiye aynı ray değişimlerinden birini yaşamak üzere. Bu hepsi beraber oluyor zaten. Bakın o dönemde komşularıyla, Sovyetler Birliği ile ilişkiler o şeyde gelişti, o paktlar, o dönemler geliştirildi falan. Aynı olayı Türkiye bugün yaşamak üzere. Artık o dönem devletçilik denilen bir çizgi vardı, bir politika vardı. Onun bugünkü adı üretim devrimidir. Bakın Vatan Partisi'nin üretim devrimi siyaseti, politikası, bundan sonra Türkiye'nin anayasasına girecek ki o dönem devletçilik anayasaya girdi. 1937'de anayasaya girdi. Üretim devrimi siyaseti anayasaya girecektir bu çizgi. Bu Türkiye'nin Osmanlı'da ikinci meşrutiyetle başlayan milli iktisat, daha sonra ismi milli iktisatın devletleştirme oldu. 1960 yılında bu politikanın adı karma ekonomi oldu. Bugün bu politikanın adı artık üretim devrimi politikası. Öyle bir değişime geldi Türkiye. Öyle bir değişime geldik. 1930'larda bütün Atlantik ülkeleri sersefil, aç, işsiz dolaşırken Türkiye Cumhuriyeti sanayisini katlıyordu. Biz öyle bir sürece girmek üzereyiz. Türkiye üretim devrimi raylarına, yoluna girmek üzere. Türkiye üretim devrimi rayında katlanarak büyüyecek. Türkiye'nin önü ışıklı, Türkiye'nin önü aydınlık. Bakın hiç kimse karamsarlığa kapılmasın bugün. Çünkü 1929'da da şey böyleydi, Türkiye böyleydi ama 1930'da ışıklandı Türkiye'nin dört bir tarafı. Nazilli Sümerbank, Kayseri Sümerbank, demir çelik fabrikaları, Karabük, şişe cam fabrikaları, bunların hepsi 1930'ların ürünüdür ve hala bu tesisler takır takır, Sümerbankları sattılar, yok ettiler ama bunlar yine SEKA'lar, bütün bu işletmeler hala Türkiye'nin ana damarlarını oluşturdu uzun yıllar. 80'lerden sonra yok edildi belki ama Türkiye tekrar bu ana damarlarını açacak şeye geldi. Duruma geldi. Türkiye'de kimse korkmasın. Türkiye'de beyin göçü hepsi tersine dönecek. O beyinlerimizin hepsine Türkiye'de iş bulacağız biz. Türkiye'de iş gücü eksikliği olacak. Bakın hiç korkmayalım, biz Suriyeliler var da, Suriyeliler işsiz bıraktılar da Türkiye. Biz 100 milyona iş bulabilecek bir kapasiteye sahibiz. Biz o kadar büyük bir ülke olacağız Sayın Hançerli. Evet. Aslında Sayın Topkulu, şimdi bir şeyden bahsettik. Yani yaptırım, tehdit meselesi, fırsatlar meselesi ve neticede de işte bölgesel barış. Yani şimdi bu faktörlerin içerisinde Amerika'da hali hazırda devam ediyor. Yani Amerika'da hala bu faktörün içinde. Şu anki mevcut hükümet de bütün bu paydaşları bir arada tutarak, yani bütün bu etkenleri bir arada tutarak bir
mesele yürütüyor. Yani ve bunun artık bir çıkmaza girdiği de gözüküyor. Ve önümüze yaklaşan bir seçim süreci var. Ekonomi bu noktada çok belirleyici. Vatandaşların ekonomik anlamda bir sürü sıkıntıları, sorunları var. Ve bunu da işte en son konuştuğumuz anketlerde de bunun artık ne iktidar ve çevresindeki cephenin ne de işte Millet İttifakı dediğimiz, ya Biden İttifakı dediğimiz bu Millet İttifakı'nın çözemeyeceği de aşikar durumda. Yani son olarak bu meseleleri toparlayacak olursak, şimdi vatandaşlarımıza bir şey söylememiz lazım. Yani artık buralarda ne Millet İttifakı'nın çözümleri geçerli kalıyor ne de işte iktidar çevresinin. Vatandaş ne yapmalı seçimler yaklaşırken? Şimdi bakın Sayın Arçelli, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın İlker Yücel bana biraz önce bir şey gönderdi, bir link attı. Linkte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya için yaptığı bir şey var. Uzun uzun anlatmayacağım. Sonunda işte sizin evinize mektup gönderecekler, paralarınızı, pullarınızı isteyecekler, yani ödemeyin bunları diyor. Ya sen Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in koltuğunda oturuyorsun ya. Sen ne yüzle? Sen ne yüzle böyle bir şey? Yok elektrik parasını ödemeyin, o parasını ödemeyin, bu parasını ödemeyin. Siz bakın iktidar, AK Parti hükümeti çok güzel bir şey yaptı. Ve 2500 liraya kadar olan icralık kamu borçlarının üstlendi ve bunları sildi. 6 milyon dosya civarında varmış bu. Bununla ilgili bir süreç başlattı. Bakın bu son derece doğru bir şey. Çünkü bu boyuttaki borçlar genelde yoksul insanlarımızın işte bankalara olan borçları, elektrik, su, telefon borçları falan. Çok güzel bir uygulama bu. Onların ya sen bakın iktidara adaysın diyorsun. Ben iktidara geleceğim borcumu. Sen ne yapacaksın şimdi? İktidara geldin. O borçları bugün normal borçlar kanunu ve yürürlükteki ticaret kanunu hükümleri gereği, icra iflas kanunu hükümleri gereği. Sen şunu mu çıkaracaksın? İcra iflas kanunu ben kaldırıyorum. Borçlar kanunu zaten ya boş ver, borç da olmaz. Bunu da kaldırıyorum. Türk ticaret kanunu, ticaret de o. Böyle mi davranacak? Bakın devlet adamı böyle davranamaz. Bakın siz meşru borcu, bu meşru borçtur. Çünkü ya, herhangi bir ticari sözleşme yapılmış, sen o elektriği kullanmışsın, sen o krediyi kullanmışsın, borç. Evet düştüğün durum senin iyi bir durum değil. Ama sen halkı birbirine düşürecek, çatışma çıkaracak eylemlerde bulunamazsın. Halkı birbirine düşüremezsin. Yok onlar engerekler ve çıyanlardı falan, yalan dolan o kadar çok var ki. Ama doğrusu ne? Evet bakın iktidar doğrusunu yaptı. Bu Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu kapsamında borçlardır dedi. Ama dedi bu borçları dedi ben kamu olarak üstleniyorum ve bunların gereğini ben yerine getiriyorum dedi. Bakın doğru olan budur. Çiftçinin borçlarının faizlerinin silinmesi gibidir bu. Yani bu tür şeylerle sen neyi nasıl bir şekilde iktidara talipsin be birader, bir de hukuktan, adaletten bahsediyorsun. Hukuk bu mudur? Ödemeyin borcunuzu mu demektir? Elektrik borcunuzu ödemeyin mi? Ya utanılacak şeyler. Evet. Bu Halk Partisi, maalesef Halk Partililer bu utanıyor olmaları lazım kendi başlarındaki yönetimden. Başka çünkü ben açıkça bir şey bulamıyorum. Sen nasıl insanları birbirine düşürecek olan şeyleri tetiklersin? Evet. Sen borçlar kanunu, icra iflas kanunu görmezden nasıl gelirsin? Nasıl ödeme dersin? Olmaz böyle bir şey. Devlet olarak üstlenirsin. Evet. Doğrusu budur. Toplumsal ama sen ödeme diyemezsin. Evet. Onun için Sayın Hançerli, bugün her iki ittifakta gerek Cumhur İttifakı gerek Millet İttifakı bu işin altından kalkamaz diyen
%46 bir çoğunluk var artık. Evet. Bakın tarafsız değil bu kitle. Bu %46'nın ve oranı artıyor. Bir önceki ankette bu %34'tü. Bu %46'ya çıktı. Bunu halledemez ne Millet İttifakı ne Cumhur İttifakı. Evet, bu işi bir tek güç halleder. Sayın Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi halleder. Bakın bunun işaretleri de yavaş yavaş çıkıyor. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da esas olarak o gemide 9-10 kişiydiler. Çıktılar ve millet onları kucakladı. Ne oldu? Bir anda iktidara yürüdüler. İdama mahkum edilmiş olan Mustafa Kemal bir anda milletin şeyi haline geldi, ışığı haline geldi. Onu idama mahkum ettirip peşinden koşan Fevzi Çakmak Ankara'da milli mücadeleye katıldı. Milli mücadeleye katılmaya karar veren ve kendini idamını şey yapan Osmanlı'nın Genelkurmay Başkanı'nı Mustafa Kemal Ankara'da kırmızı halıyla karşıladı. Bakın bu tür inanılmaz dönüşümlere doğru gidiyor Türkiye. Türkiye'nin önü, tekrar ediyorum, aydınlık. Türkiye'nin önü açık. Türkiye'nin lider partisi Vatan Partisi'dir. Türkiye'nin lideri Sayın Doktor Doğu Perinçek'tir. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Topkurulu. Süremizin de sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sayın izleyiciler, bu programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.